Alanya Ticaret ve Sanayi Odası aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis salonundaki toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, SMA hastası Ahmet Bebek konusunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Mutlu sona, çok şükür yaklaştık. Gereken ihtiyaç olan para toplandı. Biz de iş insanları adına, Alanya'mız adına önderlik etmekten memnuniyet duyduk. Burada tabii ki başta bu işin lokomotifi önderimiz Sayın Bakanımızdı. Alanya'mızın gururuydu. Kendine burada sizlerin huzurunda, kamuoyu huzurunda çok teşekkür ediyorum. Alanya Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan sıkıntılara da değinen Şahin, Alanya dünyaya açılan penceremiz. Bu artık tescillendi. Burdur, Isparta'da aksatsa oralarda sorun olmaz. Oralarda turizm yok. Burada işlerin hızlı çözülmesi gerekiyor, ifadelerini kullandı. Dolayısıyla tapu dairesi aksattığı zaman, şimdi Burdur'da, Isparta'da aksatsa orada turizm yok. En yakın Akdeniz bölgesi olduğu için Burdur, Isparta'ya örnek alıyorum. Örnek veriyorum. Ama burada hızlı işlerin çözülmesi gerekiyor. Çünkü turistin ya uçağı olacak gidecek, ya vazgeçer mi diye kapırasını vermiş. Mevcut yasa da biliyorsunuz. Kapırayı verse de sizden geri alabiliyor. Yasa gereği. Bunu hepimiz biliyoruz. İnşaat emlak sektörüyle uğraşan. Dolayısıyla şu anda sıkıntı var. Ziyaret ettim. Müfettişimiz de vardı. Tapu müdürü. Dedim müdür nedir aksaklık? Şimdi o 17 gün kapama süresinde tapuya talepler alınmış arkadaşlar. Bu talepleri de 17 gün süredeki talepleri orada 17 gün kapalı. Bir de pandemiden dolayı personelin yarısından çoğu gitti. Bundan dolayı aksaklıklar var. Onlar birikmiş bir yandan onları çıkarıyorlar günlük. Bir yandan yeni gelen talepleri alıyorlar. Sıkıntının ana konusu bu. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Biz bunu net bir şekilde gördük. Alanya çok büyüdü. Yani göç alıyor. Hele hele şu pandemi dönemi 35 bine kadar çıktı yerleşik yabancı. Bunda ne yapabiliriz diye düşündüm. Kaymakamımızla da gittim konuştum. Ne yapabiliriz Sayın Kaymakam dedim. Yani gerekirse birlikte gidelim Ankara'ya. Hani personel takviyesim ek bina. Arkadaşlar bunun çözümü bakın yasada yok. Ama sağ olsun Alanya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde Alanya'da iki tane üniversitemiz var. Tek ilçe. Birçok ilçelerde olmayan şey Alanya'mızda var. Hakkım Alanya'mızın %1 milyon hakkı. Bakın ben buradan mikrofondan bizi il yapın diye bağırmıyorum. Buradan bağırmam sadece topluma sesleniş olur. Oraya gidiyorum merkeze. Ankara'ya. Bizim il olmamız lazım diyorum. Ama buradan söylememiz kamuoyu açısından il olsa iki tane tapu binası oluyor. Bence ve bunu büyüklerimizden talep edeceğim. Şimdi çalışmalarımızı yaptık. Hem Alanya'nın nüfusu hem kaç adet işlem yapılıyor tapuda. İllerde kaç ilde kaç adet işlem yapılıyor. Bunların hepsinin istatistiklerini çıkarıyoruz. Çalışıyoruz. Dosyayı alacağım. Bakanımıza gideceğim önce. Torba yasaya bir şey attırın, Mahmutlara bir tapu kuralım diyeceğim. Bakın en büyük potansiyel şu anda tapu işlemiyle gelen o taraf. Aynı noter gibi, bizim kuracağımız ticaret odası, hizmet binası gibi bir tane tapu binası Mahmutlara kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç. Buranın yükünü hafifletecektir. Alanya'nın yükünü hafifletecektir. İnsanlar da rahat, eskisi gibi günübirlik ya da ikinci günde tapu işlemini yaptırabilecek. İşler aksamayacak. Bunu talep edeceğim bakanımızdan. Bunu bakanımız yapar. Alanya'ya iki üniversite vurduran Mevlüt Çavuşoğlu Allah'ın izniyle bunu yapar.